Merhaba güreştürkiye.net takipçileri. Bu set Gene her zaman kadromuzda buradayız. Ege ile ben. Ama bugün spesiyel guestoslarımız var galiba. Spesiyel. Special guestler. Evet. Yalnız bu Setan Rollinsian. O nedir ya? O şu ego fanlarım vardı açıklamasından haberin var mı? Neydi o kadının adı? Aleyna Tilki. Ha, çok enteresan ya. Onu şeye uyarlamış, foruma uyarlamış da komik olmuş. Güldüm. Yani İbrahimovic falan yazmışlar altına sonra. Hak veriyorum. İbrahimovic. Evet, şu anda chatbox'ta Ambrose işte çöp kadrosunu göreyim ben buradan. Locayı bir sayalım ufaktan. John Aslium, Immortal Fatal Crave, Emre Kocabaş. Merhaba Emre. Sen, Sefa Özkılıç. Sefa Özkılıç, evet. Forum nick'i ne Sefa? Mom seni sandım, onu bir an heyecanlandım. Adam işte. Aranızdaki olay en büyük aşklar nefretle başlar olabilir mi Ege? Mümkün. Kevin Onsko, merhaba Kevin Onsko. Genel hoca asil üyeleriyle göz dolduruyor. Setan Rollinsian. Buse gelmiş. Aziz Shank'ın Sentimental. Bizim Kamil var. Destructive. Merhaba Destructive. O Fırat Bey. Titi Master da burada. Fırat Of. yayına gel kanki Çekici ya. kardeşimiz burada. Hoş geldin. Bu Punk City belası da buradaymış. Sana hoş geldin yok lan. Yok. Buse merhaba. Spear by Edge. Dark Ambrose Knight. Dark Knight hoş geldin. Bak bu sefer Nick'inin geri kalanını okumadım. fanıdır. Last Dark Fist First falan filan işte loca. Ben ilk Bugün başta loca şey ya. sanıyordum Nick'ine. Dark Knight'ta EC3 sanıyordum ben onu ilk başta. Neymiş? The Third. Oğlum ben öyle okuyunca gülmüştün lan bana. Lan neler yavşak bir herifsin ya. Sen ne dedin ki orada? Sen The Third falan dedin. Bir şeyler dedin Yes. orada. Ben belki kardeş başka bir lehçeyle konuşuyorum ya. Hayırdır ya. Sanskritçe Çok komiksin. lehçesiyle mi? Otur sıfır hadi. Ya hadi işine ya. Roman Reigns seven yaşamasın demiş Aziz. Oh, Oh! Gütmer. Oh! Ayıp ya. Daha hemen ıslandım şu anda ya. Bir kıyafet değiştirip geleyim en iyisi. Kardeşimsin ya. Geldim ve gitmek Buse zorundayım. gidiyormuş. Buse Yapma. bizi... Buse kadınlar segmentini beraber konuşacağız ya. Ya şş, Allah aşkına Alexa lafı... Bliss'in Wardrobe Malfunction özellikle. Alanyalı Aksan'a teşekkür ederim Setan. Ya şu Beşiktaş maçı varmış hadi çabuk şova gir lütfen ya. 21-45'te mi? Evet. E o zaman açılışla başlayalım direkt hızlı Tabi hızlı. tabi 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 tabi. İşte böyle kemer maçı için özel video package falan hazırlamışlar. AJ Styles, James Aha. Ellsworth. Ondan sonra Dean Ambrose arka alanda geliyor, tişörtünü gösteriyor Ellsworth'un. Al yeni tişörtün diyor. Hı. Motivasyon, gaz. Ondan sonra Şov, teşekkür ediyor. şovun açılışı oydu değil mi? Aynen. Ha, tamam. Ya oraya da geleceğiz de gerçekten Amerikan halkı eğlenmesini biliyor ya. Main Harbiden Event öyle. çok güzel hazırlanmıştı. Sonra ardından Bray Wyatt'ı Undertaker havasında izledik. Ve Undertaker'ın senaryoda olan kardeşinin güzel de bir sürprizi var oldu. Tabuttan Kane çıktı ve ikili kapıştı. Maçta sonuca bağlanamadı. Ne diyorsun? Yani Kane'in ilk defa gelişi uzun zamandır sıkmadı. Bir mantık çerçevesinde oldu. Hı. Normalde Kane gördüğümde ya gene mi bu adam gene mi push alacak derim de bu sefer çok güzel oturttular Kes. Ya Kane'in ben mantıklı ve güzel senaryolara bağlandığı sürece ya şeye de varım. Bu dans eden Funka Stories neydi? TNA'de şu gelişine. an. Brodus Clay. Ha, Brodus Clay. Ya dans etmesinin bir manası olsun. Bir senaryoya bağlansın. Okey. Mes şey gibi. Geleceğiz ona da. Bu dans eden kadının adı neydi?
Drogba. James Ellsworth. Drogba, Drogba. Ha. Neydi? Drogba gol sevinci yapıyor. Şimdi chat söyleyecek, o kadar uzattın ki. Naomi oğlum. Benim aklıma geldi ya. Naomi yani onun gibi hani güreş karakteri güreşiyle birleşirse, ring içiyle birleşirse ve olgunlaştırırsa çok tatlı olabiliyor. Şu an Naomi çok tatlı ilerliyor. Ya ben de chatbox'a merak ettim, sormak istediğim bir şey var. Her hafta klişeden uzak şeyler izliyoruz SmackDown'da. Her hafta izletecek bir şey sunuyorlar kendilerine. Nasıl değerlendiriyorlar? Yani mesela Dean Ambrose ile AJ Styles'ın feud'u sıktı. Farklı bir şeyler deniyorlar. Randy Orton, Bray Wyatt her hafta şaşırtıcı bir şey. Yani araya sürekli klişeden uzak Raw'daki klasik güreş baş ağrısından bizi uzaklaştırıyor. Raw'da ana kemer feud'u uyutuyor zaten. He, mesela. Bilmiyorum. Ne düşünüyor Chatbox? Bu senaryoların bu kadar akıcı ve tatlı olması hakkında sana da bir sorumdur. Yani akıcı makıcı demişken bunu Ellsworth'e bağlamak lazım aslında. Tabii kesinlikle. Ama sadece main event da değil, evet. Yok. Heath Slater mesela aynı şekilde. Adam jobber hiçbir şey yapmıyorken SmackDown'a önemli bir ismi haline geldi güzel bir senaryoyla. Öyle. James Ellsworth bir jobber'ın teki main event'e çıkıyor yani. Ve yakıştırıyor da yani, yapıyor rolünü. Rolünü de yapıyor, ağzına bir tane. Oraya ayrıca geleceğiz şimdi. Evet, çok konuşacak şey var. Çok dağılmayalım demiş Last Dark First. SmackDown'daki senaristlerin eline düşüncelerine sağlık vallaha. Katılıyorum. Ve niye Raw böyle değil diye izlerken düşünüyorum. Ya inanılmaz haz veriyor bana ya. İnanılmaz haz veriyor. Ciddi manada çok fazla böyle devam ederse ben SmackDown'ın Raw'u geçebileceğini düşünüyorum reytinglerde. Reytingler olarak mı? Tabii. Aynen. Ama kısa vadede değil yani. Bu birkaç seneden bahsediyorum. 2-3-4 seneden bahsediyorum. Çünkü Raw artık bir düşüş içinde yani. Uzun süredir düşüş içinde. Ve bu düşme istatistiği artık normal olmaya başladı. Sürekli ivmesi aşağıya doğru iniyor. Sürekli iniyor. İyi bir segment gördüğümüzde şaşırıyor duruma geldik. Ha. Ve doldurulmuyor da yani. 3 saati doldurabilirsin. Elinde değerli bir roster var. Ama yok, kullanan yok. Kafa yoran yok. Bu hafta insanlara nasıl senaryolar sunabiliriz, nasıl şaşırtabiliriz diye düşünen yok. Yok yani. O algı meselesi. Haftaya gene bir tane üçlü maç sunarlar. Evet. Sunacaklarmış zaten. Immortal Fatal Crave demiş. O algı meselesi ya. Kafada hep Raw ana haftalık şov muhabbeti var. Ama değişir abi. Yani Raw seyirci tutamıyor pek. Yani Raw'ı izleyen adam SmackDown'ı izlediği zaman Raw'ı izleme isteği azalır. SmackDown'ın yetersiz bir kadrosu da yok. Ya şimdi hangimiz mesela o No Chin Kick'ten sonra heyecanlanmadık ki bir an olacak mı diye? Hı. Öyle. Ellsworth'un tekmesinden sonra hiç hepimiz biliyorduk belki olmayacak diye ama bir an olur mu dedik yani hepimiz. Ya maçı durdurdu kilit bağlarken AJ. Dean Ambrose durdurdu AJ'yi kilit bağlarken. Sinirlendi Dean Ambrose'a. James Ellsworth'un ağzına bir tane vurdu. James Ellsworth havada iki takla attı yani. Bu gibi şeyler. Ya SmackDown'da çok görüyoruz. Artık SmackDown'da farklı şeyler izlemeye alıştık. Konuşmuyoruz bile farklı oluşunu. Biraz da ben oradan radyo konusunda da klişeden uzak diye not düşmek istedim. Duyuru düşmek istedim. Bilmiyorum. Ben çok eğleniyorum SmackDown'ı izlerken. SmackDown beni geri kazandı. Canlı live konseptine devam ettikten sonra. Uzun süredir izlemiyordum çünkü. Hep spoiler okuyorduk. Show incelemesi okuyorduk. Uzun süredir izlemiyorduk. Hoş geldin zaten Jack Reacher. Zaten şeyler aynıydı. Ambrose Reigns 2 heel'e karşı. Evet. Ya Raw'daki senaryoların yatay geçiş alanıydı SmackDown. Yani senaryo Raw'da işleniyordu. Geçişi de SmackDown'a veriliyordu. Haliyle bayağı izleyici kaybetti.
Buradan maça geçeceksen şey, biraz hızlı geçelim. Evet, hızlı. Ben maça geçmeyeceğim de dinleyiciler mahrum kalmasın, evet. Ya izleriz yani maçı da. 5 dakikada sıkıştırırız da yani 1 saatte de doldurabiliriz, tabii, tabii. Fark yok, etmez. Yok, sıkıntı yok, geçelim yarım saatte bitiririz. Tamam o zaman, hemen Naomi, Alexa Bliss'e geçiyoruz. Evet, Alexa Bliss diyoruz, Naomi mükemmel diyoruz. Mükemmel bir kıyafetle geldi yani. Kim? Alexa Bliss, Alexa Kruger oldu resmen. Ya Alexa Bliss öyle bir ring kostümü adlandıramıyorum. Gamer arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Freddy Krueger değil mi o daha çok? Efendim? Freddy Krueger. Bilmem. Filmle, film karakteri mi? Ya aynen film karakteri, evet. Ya bilmiyorum. Superman karakteri gibi bir şey. Oyunu yok mu abi bu? Sürekli şafak mafak oyununu oynuyor diye biliyorum. Yok maça mu? Gelirsek maçta güzeldi bu seferki. No Mercy gibi rezillik çıkmadı. Ve Naomi'nin hani saçma sapan mesela dans eden gimmikler gördük son senelerde. Brodus Clay diğer elemanın adı Summer Rae'nin yanındaki. Kimdi? Valla Naomi ile Cameron'dı işte şey dans edenler. Hayır hayır hayır. Bir tane daha vardı Rav'da. Summer Rae'nin yanındaki elemanın Fandango. Adı. Lan yok. Fandango aynen. Ve saçma sapan dans etti. Dans etti. Dans etti. Gimmick'i senaryo ile birleşemedi. Ring içinde ivmelenemedi. Kovuldu git. Kovuldu mu? Yo. Kovulmadı yo, ama boş. Tyler Breeze buldu onu backstage'de. O da enteresan bir senaryo işleniyor orada. Yani bilmiyorum. O, yani o, maçta çok güzeldi bence. Evet kesinlikle çok beğendim. Ve Alexa Bliss de ileride çok ciddi bir şampiyon olabilir. Uzun vadeli şöyle. Öyle Alexa, ama ben bu imelenmesi revaçta oluşu devam ederse Naomi'nin kemeri çok yakıştırıyorum. Yani o dans gimmiki çok gereksiz saçma sapan gelmişti bana. Ring içiyle birleşti. Ve ring içinde kendini geliştirebilen, jimnastik altyapısı olan bir kadın. Wikipedia'dan biraz kopya çektim de bugün. Bu ring içi gelişirse... Siyahi dediğin atletik olur zaten. Ya haha. Ring içi gelişirse ben kemeri çok yakıştırırım Naomi'ye. Aynen öyle. Naomi gerçekten her yıl ayrıca bir gelişim kaydediyor. Mesela çoğu kadını biliyoruz yani eskiden. Hiç gelişimi kat etmezlerdi. Aynen böyle devam öyle, ederlerdi. Öyle öyle. Keli keli. Hani ağzımızın dibi düşüyor da. Bu Buse varsa Buse'yi çağıralım şeye ya. Kadınları konuşmaya. Carmella'nın ikinci stilini mi? Güreş konuşturalım bence ya. Alexa'nın şeyini, wardrobe malfunction'ını değerlendirmesi lazım. Ya... Kayıyordu gördün mü? Oğlum sen kaç yaşındasın? 21. 20'den 21'e geçiyorsun. Tamam 15-20 yaş aralığındaki şeyi geçmişsin artık. O abazan dönemi geçmişsin. At üstünden artık bunları ya. Hayır şöyle şimdi. YouTube yorumu okuyorsun. Altta yazıyor. Wardrobe malfunction. 1.57 yazmışlar. Ben de baktım. Bir şey yani sağlam bir şey. Neyse bir şey demeyeyim. Buse hoş geldin. Buse. Hoş geldin Buse. Evet. Buse'yi bekleyene dek öldürecek bizi Buse. Diğer maça geçelim. Sikmen tek Carmella. Hoş buldum. Nasılsın Buse? Hoş geldin Buse. Hoş buldum. Kusura bakmayın kulaklığımı takıyordum. Şimdi Alexa ve Naomi'nin stillerini değerlendireceksin. Naomi bugün çok değişikti ya. Naomi hoşuma gitmeye başladı. Teşekkürler Naomi. Adamsın Naomi. Ben onun kötü hallerini daha çok beğeniyorum mesela. Niye? Neden? Ne bileyim ben çok cıvık cıvık böyle her gün kıyafet değiştiriyor falan. Saçının yarısını sarıya boyat, yeşile boyatmış. Enerjisini vurguluyor işte. Tabii, kesinlikle. Abi ringe bir giriyor, Drogba ya.
Drogba'daki şeyi alıyorum. O pozitif havayı Drogba'daki pozitif havayı alıyorum kadından. Sonra, şimdi en güzel kısma gelelim o zaman. Apollo De, Crews. haftalardır beklenen debut Gülmedi. Gülmedi. return. Abi çok enteresan ya Siniri gerçekten. bozuldu ya. Abi gerçekten SmackDown ya ayakta alkışlamak istiyorum. Bir elim sakat alkışlayamıyorum. Söz haftaya düzeltip yapacağım bunu. Apollo vurdu ağzına bir tane. Herif debutun Kör muhabbetinden Kapiz çekti bu sefer eğilmedi. Tırnak içinde söylüyorum. Eğilmedi bu sefer. gitti Ama debut da yapmadı. ya. Bu ne ya? Evet. Ya haftaya bir daha mı debut yapacak? Çok Eva enteresan ya. Marie aynen o haline döndü. Ben de onu diyordum. Yani Apollo'yu ciddi bir karaktere falan mı sokmaya çalışıyorlar? Ne yapıyorlar ki? Ya o dişlerle o ağızla zor ya. Zor Vallahi hep kardeş. güldüğü anlar aklıma gelecek böyle çok ciddi bir karakter olsa bile. Evet, Apollo Crews adamdır diyor Dark Knight. Böyle debut haftalardır beklenen return böyle enteresan bir şekil alacak gibi duruyor. Ne olabilir sence Ege, Buse? Bundan sonraki haftalarda gene ringde dayak yiyip gider mi? James Ellsworth'la Şey, o öyle bir yani aşamalı olacakmış gibi de geliyor bana açıkçası. aynen öyle. Bir süre daha böyle gider ama. Survivor Series'e falan atarlar belki debutunu. Adam daha ne olacak canım? Oldu bitti. İşte ne bir trafiği kaçırdı Eva Mary gibi. ya gerçekten Yok SmackDown. üstüm ıslandı, yok koktu. SmackDown enteresan ya. Ama bir şey, adam bunda bile izleyecek bir şey yaratıyor yani. Evet, Diyorsun, Apollo Crews kesinlikle mesele SmackDown ya gerçekten bu hafta hangisi daha iyi? Anketine Raw dedik de Goldberg'i döndürdüğü için SmackDown her alanda daha iyi Raw'dan ya. sonra bu ve ana kemer maçında çok güzel reklam yaptılar şovun başında, şovun ortasında. Evet, Ellsworth vs. Star. Last Starfish demiş hocam, Hawkins kameralar kapandıktan sonra yerel bir güreşçiyle maça çıkmıştı. O nedenle bu sayılmadı. Kameraların açık mı olması lazım? Yani televizyon debutunun Evet. return'ünü yapması gerekiyor. Doğru. Şimdi Carmella'nın belki de gerçekleri açıkladığı promoya gelelim. Evet. Ne? Neler dedi Carmella'ya ki? Carmella özetle şey dedi işte John Cena sayesinde buradasınız. Yani kısa Evet. cümleyle böyle. Evet. John Cena sayesinde her şeyi başardın. Evet, Buse. Nicky Bella'ya Topla beraber görüntüler. Can Cena saksocusu demişler Nicky Bella'ya. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani herkese bu tabiri kullanacaksak yani Sasha Banks'te Snoop Dogg'un falan oluyor yani Charlotte Flair'ın oluyor. Yani bu Nasıl tarz yani? babayla kız Nasıl diğerlerine yani? yok Ya ki. bir dakika, bir dakika. Can Cena'ya mutlu edip Can Cena da onu mutlu ediyor belli ki. Nicky Bella'nın o ilk kemer reyinleri ya ipe gidip gelmeyi beceremiyordu kadın ya. Öyle bir adamın kemer kazanması facia ya. Değil mi Buse? Ya biri babası, diğeri işte şeyi, akrabası, biri sadece sevgilisi. Arada Yani fark var yani. Ne diyorsun Buse bu Hani işe? sen diyorsun ya Teknik genetik olarak bağlantı diye. yani Nikki teknik olarak hani renk içi olarak bence hani ortalama bir güreş ama hani o kadar da kötü değildi bence İzzet Reyne. Hani ben beğeniyordum şahsen ama hani genel olarak bakacaksak evet sıkıcıydı yani. Nikki'nin Naomi ile karşılaştığı maçlar, Brie'nin hani karışması falan, AJ'in dönmesi. Yani Paige'de WrestleMania olan gibi bitmez maçları. evet WrestleMania gibi bir yerde biz yani takım maçı izlemişiz yani. Ben daha ne olsun? Kevin Owens Ko işte bu yüzden Becky Lynch kardeşim demiş. Ne diyorsun? Kesinlikle. Sana mı sorduk lan? Ne diyorsun bu Aynen. seçim?
Şimdi şöyle SmackDown kanı acilen Becky'nin ihtiyacı var ama 8 Kasım'da dönüyoruz sahnelere. Gün kaç gün kaldı Ege? Günde sayıyorsundur sen. Yani düz aritmetik hesapla bir 20 gün var. Teşekkür ederim kardeşim. Evet Buse, ne diyorsun? Becky Lynch, Becky Lynch de Becky Lynch diyorlar Buse. Adam yani, adam. Şu baba. An doğruları söyleyecek olursak SmackDown'un kadınların yüzü Becky Lynch. Evet. Yani diğerleri biraz onun yanında başını alıyor ya da bokunu yiyor gibi bir şey oluyor. Yavaş. Gerçekten öyle yani. Hayda. Next. Oo, yapacaktım da Kamil dalga geçiyor. Onun için yapmıyorum. Evet. Sonra, o zaman bir daha arkalarına geçelim. James Ellsworth'un röportajı. Hı hı. Elleri titriyor AJ görünce işte. AJ şey diyor. The champ that runs the camp. Hı hı. Yeni tişörtüyle konuşuyor böyle. Güzel bir maç reklamı tarzı bir şey oluyor. Evet, maça hype'lıyorlar seyircileri. Maça hazırlıyorlar. Hype'lenecek bir şey yok da. Yani ve ardından mıydı Dean Ambrose'un Daniel Bryan'la konuşması? O şeyde. Maçın Six-Man tek team. Maçın Corbin'den sonra. Anladım. Six-Man tek team'i de geçelim hemen. Konuşacak pek bir şey yok. İşte özetle heel takım kazanıyor. Miss Spirit evet, Scott. Heel takım The Miz'den biraz bahsetmek istiyorum Ege'cim. The Miz çok inanılmaz bir karakter olgunlaşması yaşadı. Çünkü uzun sürenin ardından film setlerinden adamın kolunu çekip ringin içinde storyline verdiler ve bunu hem yaşadı. Big Smack adam kendi yarattı kendi. Aynen öyle. Hem yaşadı senaryoları hem de seyirciye hissettirdi, yaşattı. The Miz bana kalırsa Intercontinental'ın bayağı üstünde bir isim. Ama AJ Styles'ın heel oluşu burada gark ediyor çarka. Ne diyorsun? Nasıl bu olaydan kurtulabilir? Kurtulmak diyeceğim. Çünkü kendini momentum topladığı momentum ve kendini geliştirme seviyesi çok hızlıydı. Ya da biz kendini geliştirmedi. Biz görmediğimiz için The Miz'in bu özelliklerini hiç keşfedememiştik. Çünkü 2011'deki ana kemer reyni böyle şekillenmedi Ege. Buse başlasın istiyorsan önce. Tabii olur Buse. Ne diyorsun The Miz hakkında? İlk önce Dolph'un kemeri alması bence yani saçmalıktı. Yani ne? Emekli yani. Mi olsaydı? Ya emekli olmasından değil de hani maç filmi o şekilde yapmaları bence saçmaydı yani. Ama neler izledik maç... ya. Çok ya eğlenceli maç izledik. Açıdan güzeldi de hani düşünürsek. Ama mesela hani şu an yani Miz'in ne yaptığı ortada yani. Neler içerdiği, neler yapabileceği ortada yani. Dofuz zaten sonra yani neler yapabilir ki? Yani şu an izlettiği kemer mücadelesinde görüyoruz yani. Bence hani böyle bir haftalık falan hevesini alıp geri verebilirlerdi Miz'e yani. Şu an ana kemer potasına çıkması için AJ'in kemeri kaybetmesi gerekiyor. Çünkü iki isim de yani heel. Yani biraz öyle oluyor. Maris'e ne ama diyorsun? Hani Maris yani Maris. Maris'i ben çok severim gerçekten. Maris'in rol yapma yeteneğini nasıl değerlendiriyorsun? Miz'in yanında ya sırıtıyor mudur? Nedir? Ya sence? Yok çok hani ben çok yakıştırıyorum gerçekten hani böyle ringe falan çıktıklarında ben en çok şeyi çok gülmüştüm. Kane ile mücadelesinde falan böyle. O maçta mı yapmıştı ya? Maris sakatlanmış böyle yere atmıştı kendini. Orada çok şey etmiştim ben. Ondan sonra işte Maris gerçekten bize yakışıyor ve İnşallah hani çocuklar olur diyorsun bir de. Hayır o kemer gerçekten yükselttiler yani. Kesinlikle katılıyorum. Ya. Şimdi Miz'in ana kemere yükselmesi için AJ Styles'ın karakter değiştirmesi lazım. Face turn yapması lazım ki yapsın bence de. Bence de AJ ben face olmalı. Ben AJ'ye alışamadım bir türlü bir de bu alamıyor hiç. Abi gerçekten hiç bu almıyor ya. Çok nadir. Alamaz çok yani. Çok nadir ya. Adam öküz gibi Ambrose'un şeyini piç etti affedersin. Bütün momentumunu piç etti. Niye? Yavaş. Evet. Nasıl piç etti? Abi her baksana James abi seyircinin gözündeki diyorum. AJ seyirciyim.
WWE mi affetti Dean Ambrose'un zaten momentumunu? Ya hayır, AJ... karşısına vararak. Ya ne alaka, adam kemerin Reign title defense'ini başarılı bir şekilde tamamladı. AJ Styles gömüyor, seyirciyi gömüyor, Dean Ambrose'u gömüyor, chair alıyor abi. Bu nasıl heel? Yani heel olmayı beceritemedi. Yani Ambrose o kadar bu verilen şansı o kadar kötü değerlendirdi ki. O karizmayı artık toparlaması için AJ'yi funny segmentlerde kullanıp Ambrose'u hero yaptılar. Farkındaysan. O karizma çünkü yerlerdeydi. Ambrose'un şansını kötü değerlendirmesinden ziyade smart fanların AJ Styles'ın ne olduğunu biliyor olması yani. Aynı şekilde Austin Aries olsa da buğulamazlar, Bobby Drew da olsa da buğulamazlar. Bu tarz böyle internet kullanıcıların sevdalı isimleri buğulamıyorlar yani. Ne ya çünkü olsun. Artık herkes smart fan abi. Herkes smart fan. Yani smart fan yani olmayan kesim... Ambrose ile falan alakalı değil bu. 7-14 yaş. Doğru diyorsun ama... AJ Styles'ın ben... şirketin face starı olarak... Hem marketing gelirlerine çok büyük etki edeceğini... Hem de seyirci arenadaki o heyecanı çok daha yükselteceğini düşünüyorum. Yani kısa vadeli olarak idare edilebilir en azından. Evet, Destructive demiş ki aga vallahi bu Ambrose'u niye sevmiyorsunuz ya? Ben de fanı falan değilim ama karakter var, mikrofon var, karizma var. Şu an doğru, yanımız, doğru. Yanımızdaki adam forumun tek Ambrose fanı ya. Tek değil canım şimdi biz çok fan var. 5-6 kişiyiz. İki, aa! Pardon abicim, özür dilerim. Dean Ambrose'da zaten karakter var, bunu hepimiz biliyoruz. Mikrofon zaten şirketin şu anda en iyisi diyebilirim. Part time'ları çıkartırsak yani. Ne konuda en iyisi? Genel olarak mikrofonda konuşma konusunda. Söylediklerini aksettirme, mimikler bilmem ne. Bunu biraz düşündüm, öyle cevap vereceğim. Bu Chris Jericho falan neyse de. Şimdi atıyorum AJ Styles'a Ambrose'u kapıştırmayalım mikrofonda. Siktir git ama, yeter ama. AJ Styles, John Cena'yı mikrofonda kapatan bir adam. Bakma, çok fena John Cena'yı şey yaptılar ama. John Cena'nın dönüşü çok kötü olacak ama. Öyle, Caner diyordu benim... Carmella ile şey gömdü, Ambrose gömdü Cena'yı. Caner diyordu işte... Buğra Gür'ün meşhur bir sözü vardır. John Cena kaybediyorsa rövanşını almak için kaybediyordur diye. Öyle bir şey demişim. Ben hatırlamıyorum da. Öyle. Dediğin gibi 16 yaşı şampiyonluğu AJ'in elinden alması çok mümkün. Buse, ne diyorsun? Main event hakkında bitirelim. Biraz sen konuş, bitirelim. Konuşayım. Dean Ambrose'un hala kemer potasında olması beni üzüyor. Evet. Şirkette, SmackDown brandında hani doğru düzgün adam kalmadığı için Dean Ambrose ortalıkta dolaşıyor bence. Doğru düzgün adam kalmadığı için Dean Ambrose ortalıkta dolaşıyor diyorsun. Evet. Yalan mı yani? Evet. Yok abi, kim Dean var? Kim The yani? Miz'i Dean konuşuyoruz. Hayır, Dean Ambrose kim değil? Ona katılmıyorum da. Yok abi, üçüncü bir contender, ikinci bir contender var mı? Zaten üç tane. The Miz'i konuşuyoruz ama. The Miz'i konuşuyoruz. Bir numaralı ismi Ambrose, iki numaralı ismi AJ, üç numaralı ismi Cena'ydı zaten. Bebeğim, anlıyorum da. Neden acaba yani? Mesele... Kemal kimdeydi acaba yani? Kemal kimde olduğu için ilk yani onu koydular yani. Neden acaba? Hiç aklıma da gelmiyor şu an. Ya SmackDown şu an bir main eventers ama gerçi Samoa Joe falan dönecek ya. Sıkıntısı yaşamaz. Özür diliyorum. Sözümü geri alıyorum. Devam et Buse. Ondan sonra main event'ı gelirsek. Yani izledim. Yani ilk zaten çok heyecanlı bir şekilde açtım acaba bu sefer ne yaptılar diye. Ondan sonra... Yani tabii hani YouTube'da özetlerini falan paylaşıyorlar ya. Sabah kalkar kalkmaz yani direkt buna baktım bu sefer. Heyecanla girdim. Sonra sonucu falan gördüm. İçinde olanları gördüm. Ondan sonra bir hayal kırıklığına uğradım. Ama beklenen bir şeydi yani. Yani ben de bekliyordum Dean'in böyle ortalıkta dolaşıp böyle hani maça karışacağını falan. Böyle ortalama bir şeydi yani, ben pek gülmedim, pek de eğlenmedim. Evet, bence. Bu Hüseyin... Güzel de değildi yani. Evet.
Şu an... Bu konu hakkında çok uzun konuşacağım aslında. Evet, dinliyoruz seni bebeğim. Şimdi şeyden başlayayım ben. James Ellsworth'un olayını beğenmeyenlerden başlayayım ben. Ben. Ya şimdi şöyle bir durum var. AJ Styles'ın kredisi zarar gördü diyorlar. Yani bu AJ... Bu yok, yok. Amacı ne? AJ Styles'ın Dinamo'nun maçını kızıştırmak işte. Ya ben sanki... ikilinin maç yapacağını bile düşünmüyorum ya Ege. Ya o da, o yaparlarsa SmackDown'da yaparlar. Ya AJ'in bu kadar abartılmadan... Ya var, o da var. Onu katılıyorum da işte NXT'den gelecek olanlar var. Şey, Bullse. O değiştirebilir. Onları biliyoruz da şu anlık. Şu anlık ama değişir bu durum. Bir contender sıkıntısı, o main eventer, hani At To The Era döneminden sonra yaşanan bocalama gibi bir bocalama yaşamaz SmackDown. Gelir biri. Şey diyeceğim, AJ Styles'ın böyle kullanılmasının başlıca sebebi uzun bir reign yapacak olması. Yani babalar gibi götürmüyorlar ki sıkmasın. Ya gelen face isim, heel ismi tokatlıyor, pay-per-view da yeniliyor, başkası geliyor. Yani bu WWE'nin yıllardır, kaç sene, 8 senedir, 9 sene olacak, WWE izliyorum. Yıllardır bu kemer politikası budur. Uzun bir reign olacaksa, heel güreşçi sahipse buna her şovu ayakta kapatmaz. Yani babalar gibi estirmez. Düşük profilde kullanılır ve uzun reign tamamlanır. Bana da dediğim gibi belki Royal Rumble'da olabilir. AJ kemeri Cena'ya kaybedecektir. Ya zaten çünkü bu Cena'dan bahsetmeler çok fazla artmaya başladı. Carmella Cena'dan bahsetti. Dean Ambrose şey dedi. AJ'yi Cena'dan daha çok yenen isim James Ellsworth dedi maçı kazanan açıklarken. Ha, bu kadar Cena'dan bahsetmeleri boşa maç için değildir. Geri dönecek Redemption senaryosu, tokatlaya tokatlaya alacak kemeri. Sefa Özkılıç demiş, Jonah mı Cena'ya mı? Bir şey kazanılıyorsa Cena'dır ya diye düşünüyorum. Şimdi John maçı yerde başlıyor, Cena maçı kapatıyor. Tabii. Dem şimdi sabah ben başlığı gördüm WWE.com'da. Ellsworth defeats Styles diyor. Ben içinden dedim ki hadi lan, oradan kemeri almış mı Ellsworth dedim. Sonra Superstars başlığı çok güzel atmış WWE.com yalnız. Evet. Ellsworth defeats Styles. Ben adam kemeri aldı mı dedim. Superstars bölümüne tıkladım, kemer gene AJ'deymiş. Öyle Buse, var mı son olarak main eventer hakkında, iki main eventer hakkında söylemek istediğin, main event hakkında söylemek istediğin bir şey? Yani genel olarak yok, çünkü AJ Styles'ı yani karşısına verdikleri adam ortada yani bunun için. Çenesiz neyin son, çenesiz? Yo, Ambrose'dan bak. Çene kilidinden kurtuldu direkt. Adam... Adam Ambrose. Ambrose'dan bahsediyor oğlum adam. Evet. En beğendiğiniz... Ambrose'dan bahsediyor. En beğendiğiniz maç. Ambrose kadar eğlendiren bir adam var ya mı şu anda? Ya Allah aşkına çenen düşmesin bir defa da ya. Yani şu anda Dean Ambrose'dan daha çok eğlendiren birisi var mı? Şimdi stop tuşuna bas. Var. James Ellsworth. Hayır. Şey, show kadrosunda olanları diyorum. Var. Bray Wyatt. Bray Wyatt. Lass. Ring içinde uyutun yeri zaten. Ege. Sana acı bir gerçek söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Carmella bile Dean Ambrose'dan daha çok eğlendiriyor. Charlotte kemeri kaybetti. Alış artık. Ya. Tamam, kaybetti. Ya kaybetti yani. Ne yapayım şimdi? Bunun konumuzla alakası ne? Ya da tokatlıyoruz zaten. Ya, böyle ya Ege. Laf sokmaya çalışıyor da bir bok beceremiyor. Öküz ya. Yani. Bu segir. Ege. Siktir git ama ya. Hayret bir şeysin. Neyse, tamam. Gaza geldim, şimdi şeye geçelim. Ya şu an stop tuşuna bas. Haftaya pazartesi, pardon salı devam edeceğiz. En beğendiğim maç Ege'cim. AJ Styles, James Ellsworth. Buse senin? Ben Alexa'yla Naomi'nin maçını beğendim. Ben de Six Man Tag Team diyorum. Hayret. İlk defa bir ortada buluşamadık. Six Man Tag Team ring içinde çok hareketli ve akıcı buklanmıştı bence. Şova puanın Buse.
Yani ortalamaydı gene 3. Hı. Ege. 4 diyorum ben. Ya ben de çok beğendim. Bu araya serpiştirilen farklı senaryolar. Main Event, Bray Wyatt olayları. Ve sürekli sıkmayan, farklı şeyler sunma amaçlı storyline'lar. Ya ben SmackDown her hafta daha da fazla etkileyip daha da fazla güreşe bağlı olmamız neden oluyor. Ya Dark Main Event konuşun diyorlar en son. 4.5'tan 5 diyorum. Batın Yılmaz 5, Sefa 4, Slipher Smuglev 16 vermiş. Last Derpist 4.5. 4'ten 5 demiş, özür dilerim. John Aslim 4, no, 4 üzerinden 5 üzerinden 4. Kamil, bizim Kamil 4. Jack Reacher 5. Dark Knight The Kamil 5 ile 4, 3. Efendim Kamil? Kamil yok, yukarıda 4 gelmiş, şimdi 5 yazıyor. Eşek işte. Orton Baba 5. Hehe. Immortal Fatal Crew 5. Güzel. Şovların ortalamasını iyi buldum, tatmin oldum. Ondan sonra İnsanlar... Spear Bay Edge demiş ki Bray Wyatt Randy Orton çöp. Ya aa sus, vallahi vallahi yayından atacağım, çocuk susmuyor ya. Bir de Randy Orton'u konuşun diyorlar şey. Ya bak yayından attım, yemin ediyorum huzur geldi ya. Bu seçim çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için, kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Ne diyor? Niye attın lan? Ya siktir git ama ya. O gruptan attım artık ya. Görüşürüz bu seçim. Görüşürüz.